Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin'i değerlendireceğim. Son durum nedir? Bundan bahsedeceğim. Şimdi saatlik grafikten başlayalım. Dün videomda şöyle bir trend oluşuyor demiştim. Şu an hala o trendin üzerinde devam ediyoruz. Bu trendin kırılması için arkadaşlar şuradaki son dip altında 4 saatlik kapanış gelmesi lazım. 10.680. Tamam mı? Bu gelmedikçe hedefinde pembe çizgi var. Onun bulunduğu yer 10.830 seviyeler arkadaşlar. Yani önemli seviyeler 10.830 yükselişte. 10.600 tekrar bakalım. 80 ise düşüş yönünde arkadaşlar. Bu iki seviyenin üzerinde veya altında 4 saat kapatırsa direnç veya destek kırılmış olur arkadaşlar. Diğer hedefe doğru gider. Şimdi hedefler neresi olabilir? 4 saat diye alacağım. Başka bir borsanın grafiğinde farklı çizimim var. Oraya geleceğim. Direnç kırılırsa arkadaşlar bu grafikte hedefinde 11.100'ler var gibi duruyor. Yükseliş devam ederse. Düşerse de arkadaşlar destekler kırılırsa yani tekrardan şöyle 10.400'lere kadar düşme riski var. Yani 10.680 altında 4 saat kapatırsa oralara kadar düşüş gelebilir. 10.830 üzeri 4 saat kapatırsa da yani şöyle diyeyim zamana bağlı arkadaşlar. Şimdi tam şimdi gitse 10.840 yapıyor. Bir saat sonra gitse 10.835 yapıyor. Yani öyle bir hesabı var. Çünkü düşen çizgidir arkadaşlar. Yani oran üzerinde 4 saat kapatırsa arkadaşlar hedefinde 10.100 olabilir. Şimdi bundan daha önemli bir şey var. O da günlük grafik. Şimdi arkadaşlar direnç kırılırsa 10.830 seviyeleri yükselebilir diyor grafik, tamam mı? Ama bir direnç kırılırsa her zaman tutunamıyor arkadaşlar. Tekrar düşebiliyor Bitcoin. Yani tekrar destek haline gelen direncin altına düşebiliyor. Bunun da bilincinde olmak lazım. Ama böyle olmazsa yükseliş devam ederse 11.100'lere kadar gidebilir. Tam teyidi bunun tam teyidi arkadaşlar. Günlükte yükselen tepe yapmamız hala yapılmadı. Bakın tepe alçalan tepe alçalan tepe alçalan tepe şu anda da alçalan tepe. Yani buradan düşüşe geçerse yeni bir alçalan tepe yapacak. Öncelikle yükselen tepeyi teyit etmemiz lazım. Onun bulunduğu yer 10.840. 41. 10.841 üzeri gün kapatırsa arkadaşlar günlükte düşüş trendi kırılır. O zaman deriz ki yükselişe geçiyoruz. Yani şu an gün kapanmadığı için bir şey diyemiyoruz. Ki zaten o seviyeye daha ulaşamadık. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar çok basit bir şey söyleyeceğim. Şu seviye var ya şu dip. Şöyle anlatayım. Dip. Yükselen dip, yükselen dip. Tamam mı? Burada tepe, alçalan tepe, alçalan tepe şeklinde gidiyor. Yani simetrik bir üçgen var ortada. Yani bir trendde kararsızlık var. Yukarı da olabilir, aşağıda olabilir diyor. Şu an söylemiyor bize yani ipucu vermiyor. Tamam mı? Ama şura üzerinde gün kapatırsa yukarı doğru gider bu trend. Neydi? 10.841. Oranın üzerinde gün kapatırsa yukarı gider. Ama şuranın altında gün kapatırsa 10.536. O zaman arkadaşlar düşüş sertleşir. Bu sefer buradaki yükselen dip yükselen dip olayını bozmuş oluyor. Tekrar alçalan tepe alçalan dip yapıyor ve negatif olur öyle olunca. Bak önce şurayı baz alıyorduk. Buranın altında gün kapanışlar tehlikeli diyorduk. Ama dün dip teyit edildi arkadaşlar, tamam mı? Yani buradan dip yapıp yükselişe geçti. Yani dip oluşumu teyit edildi. O yüzden buradaki dibi baz almıyoruz arkadaşlar. Buradaki dip. Yani 10.500 tam rakam vereyim yazın arkadaşlar, tamam mı? Bitstamp grafiğine göre. 10.537. Oranın altında gün kapatırsa sert düşüşler gelebilir. Diğeri de neydi? 10.841.
Oran üzerinde gün kapatırsa sert yükselişler gelebilir arkadaşlar. O iki seviye çok önemlidir. Yani gün içi olan hareketler önemli değil arkadaşlar. Gün kapanışı önemlidir. Yani mesela deminki bahsettiğim direnci 10.830-10.840 direncini kıracağını düşünüyorsan buradan alabilirsin. Hatta alayım mı diye soranlar için diyorum. Buradan alabilirsin. Alınmaz demiyorum. Alabilirsin tek bir şartla. 10.539 altındaki gün kapanışını görürsen nakite geçmen lazım. Bu şartlar altında buradan alınır. Tamam mı? Alçalan dip yapmadıkça da tutulur. Emin olmak için yükselen tepeyi bekleyebilirsiniz. 10.841 diyorduk arkadaşlar. Oran üzeri gün kapatırsa emin oluruz. O zaman yükselişe geçer Bitcoin. Yani trend bazında durum bu şekilde arkadaşlar. Günlük stokastik aşırı alım bölgesine girmiş. Yani aşırı alım bölgesi demek ya sert yükselir demek ya oralardan dönüş anlamına gelir. Kimi zaman fazla oyalanmadan düşüyor oradan, kimi zaman bayağı oyalanıyor arkadaşlar. Şöyle iki hafta oyalanabiliyor bazen. Yani şu an aşırı alım bölgesindeyiz. Aslında olumludur bu. Ama arkadaşlar biz indikatörlere bakmıyoruz. Günlük kapanışlara bakacağız. 4 saatlik de ne? Stokastik sata doğru gitmiş 4 saatlik de arkadaşlar. Bu bir tehlike sinyalidir. Dediğim gibi son şu saatlik grafikteki destek vermiştim arkadaşlar. Oran altına 4 saat kapatmadıkça trend yukarı yönlü şimdilik kısa vadeli. 10.830'lara doğru gidebilir. Ama arkadaşlar yanılmıyorsam 10.680 demiştim. Yani yazın da demiştim. Yazmadıysanız videonun başında söyledim arkadaşlar orayı. Oran altında 4 saat kapatırsa arkadaşlar tehlikeli olur. Onu söyleyeyim yani. Yazmayanlar için bir daha söyleyeyim de. Şurası arkadaşlar. Şuranın altında 4 saatlik kapanış tehlikeli. Bir de 4 saat de alayım da tam şey olsun arkadaşlar. Yani 4 saatlikte 10.659 arkadaşlar. Demin yanlış vermişim, doğrusu bu. 10.659. Baktın oran altına 4 saat kapanış geliyor arkadaşlar. Tehlikeli olur. O zaman bu kısa vadeli yükselen trend kırılmış olur. Düşüş trendine geçebilir. 4 saatlikte bütün ortalamaların üzerindeyiz. Bu olumlu. Normalde çok olumlu bir şey ama Bitcoin bu arkadaşlar. Bakın burada fake atmış. Yani kapatmışız son hareketli ortalamanın üzerinde. Şimdi kırsa kimse demez ki. Yani kimse dava mava açmaz yani. Kafama göre takılırım der Bitcoin. Yani 4 saatlik hareketli ortalamalar eskisi kadar güzel çalışmıyor arkadaşlar. Eskiden çok güzel çalışırdı. Ama şuraya bakın arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. Çalışıyor tamam. Oralardan dönüyor, destek alıyor, direnç alıyor falan. Ama özellikle son hareketli ortalamalar arkadaşlar. Üzerine attı mı trend olarak devam ettiremiyor yani. Bu da bir şeyler çevirdiklerini anlatıyorlar arkadaşlar. Yani sert bir hareket gelecek. Yönün ne tarafı olduğunu bilmememiz için arkadaşlar böyle fake üstüne fake atıyorlar. Yani sürekli fake atıyorlar arkadaşlar 4 saatlik grafikte şu an. Günlük ortalama bazında da arkadaşlar MA 50 çok önemli. MA 50 sık sık fake atılan bir ortalama değildir. Hemen hemen hiç fake atmıyorlar MA 50'de. Bugün için 10.900 seviyelerinde arkadaşlar. Yarın daha da düşer. Dediğim gibi arkadaşlar şu tepenin üzerinde gün kapatmamız lazım. Yükselen tepeyi görürsek günlükte bu MA 50'de kırılır gibi geliyor bana. Alçalan dip yaparsa arkadaşlar ne diyordum demin? Tekrar bakalım. ...10.540 arkadaşlar. Oran altında gün kapatırsa da hem MA 100 kırılır arkadaşlar, hem de MA 200'e kadar düşebilir 9.900'lere doğru. Yani bu dediğimi de not edin yani. Alçalan dip yapmamamız lazım. İlla alacağım diyen buradan alabilir. Ama 10.500
Unutuyorum sürekli arkadaşlar. O kadar destek direnç verdim ki yani. 10.540 altında gün kapanırsa stop yapmak şartıyla isteyen alabilir buradan. Risk istemeyense günlük kapanışı bekler. Oran üzerinde gün kapattım, yükselen tepe yaptım arkadaşlar, alır. Ben hala %50 nakitteyim açıkçası. Şu dip kırılırsa 10.540 altında günlük kapanış görürsem arkadaşlar, yani %100 nakite geçebilirim. Çünkü haftalık ve aylıkta negatif sinyaller gelmeye başladı. Yani arkadaşlar boğada gibiyiz, fakat daha önceki tecrübelerim diyor ki gaza gelme diyor. Şu an her şey olumlu gibi görünüyor ama hani arkadaşlar, yani momentum yok, hacim yok, bir şey yok. Diğer taraftan da aylıkta satış sinyali veren indikatörümüz var. Haftalıkta da arkadaşlar negatife doğru giden bir görüntü var. Ama yükselen tepe yaparsak arkadaşlar, ben %100 Bitcoin'a geçerim. Yani şu an %50 Bitcoin'dayım, değil mi? 10.540 altında gün kapatırsa %100 nakite geçerim. ...10.840 üzeri gün kapatırsa da arkadaşlar %100 Bitcoin'a geçerim. Yani olay bu. Çok zor bir şey değil. Size de öyle yapmayı öneririm arkadaşlar. Şimdi yeni başlayanlar bilmez de, ben bunu dönem dönem anlattım. Yani diyorlar hocam bir nakite geçeyim, bir şöyle yapayım falan. Yani anlamıyorlar arkadaşlar. Dedim ki ben, siz düşüş görmediniz daha önce. Yani bir düşüşü görün. Ondan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız diye çok anlattım. Düşüşler gelince var, hepsi neye uğradığını şaşırdı. Özellikle yeni başlayanlar, böyle sert düşüş yaşamamışlar. Yani ciddi şekilde psikolojik problemler yaşayabiliyor. Zaten tepeden alıyor genelde böyle insanlar. Tepeden bir de %50 zarara girdiğini düşünürseniz arkadaşlar. Yani benim derdim o. Hani kimse zarar etmesin. Önlem ala ala gitsin. Hani tehlike varsa ya yarı Bitcoin yarı nakit, ya da arkadaşlar emin olunca full Bitcoin, emin olana kadar nakit, bu şekilde temkinli olarak gitmek lazım. Yani Bitcoin buradan direkt 100 bin dolara soluksuz gitmez. Diyelim 100 bin dolar hedefimiz var. Yani illa %30 düzeltecek, %40, yani sürekli alım fırsatı vere vere gidecek. Yani tren kaçırma diye bir şey yok. Her zaman treni atlayabilirsiniz arkadaşlar Bitcoin'de. Şimdi aylık grafiğe bakalım. Arkadaşlar aylıkta yükselen trende geçtik gibi duruyor. Bakın yükselen tepe var. Yani makroda yükselen tepe yapmışız. Ama şu anda da bir tepe var. Yani tepe teyit edildi. Bakın görüyorsunuz, tepe teyit edildi. Mesela şurada kırmızı mum var ya. Yani bu teyit olmuyor arkadaşlar. Ama şurada bir önceki mumun da altında kapatınca bir tepe şekli alıyor. Yani tepe teyit ediliyor arkadaşlar, tamam mı? Böyle durumda şöyle MA10'a düşme riski var. 9.667 arkadaşlar. Bakın geçmişten göstereyim size. Şurası. Bakın orada bir tepe teyit ediliyor. Bir şekil alıyor. MA10'a kadar düşüyor. Ondan sonra sert yükselişe devam ediyor arkadaşlar. Yani risk olarak tamam, buradan ay piyasasına geçiyoruz diyemem. Ama arkadaşlar şu MA10'a düşebilir diyebilirim. Hem CME'deki gap da dolmuş olur oraya düşerse. Şu an 9.586 seviyelerinde, altına iğne atabilir. MA21'e kadar bile iğne atabilir arkadaşlar. Yani öyle bir düşme riski var. Deminki dediğim gün kapanışlarını baz alın arkadaşlar. Eğer alçalan dip yapılırsa günlükte, buralara kadar bile düşüş gelebilir. Makronun devam etmesi için, makro trendin devam etmesi için şu son tepe üzeri ay kapatmamız lazım arkadaşlar. Bakın neresi orası? 10.654. Oran üzeri ay kapatırsak trend devam eder arkadaşlar. Şimdi burada bir durum var.
Yükselen tepe var aylıkta. Bir de vadeli işlemlere bakıyoruz arkadaşlar. CME, yani bu gapların olduğu borsanın grafiği arkadaşlar. Orada da arkadaşlar bakın alçalan tepe var. Görüyorsunuz. Yani burada bambaşka bir tablo var. Şimdi şöyle bir soru oluşuyor benim kafamda. Bura Ocak 2018 arkadaşlar. CME Bitcoin'u işleme soktuktan sonra arkadaşlar Bitcoin ay piyasasına giriyor. Bakın. Görüyorsun sadece düşüyor. Girdiği dünden beridir düşüyor arkadaşlar. Ve Bitcoin tam trend kırıyor. Bir şey yapıyor. Bu grafikte bir gap oluşuyor. O gapı dolduracağım diye trendi tekrar bozuyor. Yani Bitcoin'in baş belası bu CME'dir arkadaşlar. Bu CME hiç olmasaydı şu an belki 100 bin dolarların üzerinde bile olabilirdik. Bu CME Bitcoin'u manipüle ediyor arkadaşlar. Şimdi biz bu grafiği mi baz alacağız yoksa Bitstamp grafiğini mi? Mesela 5 yıldır ilk günden beridir Bitcoin'in grafiği var biliyorsunuz. Ama arkadaşlar bir de bu grafik var. Şimdi adamların planı ne? O grafikteki verileri devam ettirmek istiyorlar yoksa artık bu veriler üzerinde mi devam etmek istiyorlar? Aylıkta yükselen tepe yapıyoruz. Momentum artmıyor Bitcoin'de. Buraya bakınca da alçalan tepe yapmış oluyoruz. Yani arkadaşlar bu grafik çalışacaksa yani adamların planı buysa aslında biz makroda yükselen tepe yapmadık. Alçalan tepe yaptık görüyorsunuz. Yani burada da yükselen tepeyi görürsek tam anlamıyla boğaya geçtik diyebiliriz arkadaşlar. İşte o zaman hiçbir engel kalmaz. Sürekli CME yüzünden kafada soru işareti kalıyor insanın. Gap dolacak mı? Mesela Bitcoin uçuyor diyelim ama aklında o gap var. Hani o gapa tekrar düşerse diye alım yapmaya korkuyor. Yani CME aklımızı bulandırıyor. Şimdi de acaba bu alçalan tepe çalışacak mı? Yükseliş trendine girmedik mi aylıkta diye soru işareti bulunduruyorum kafamda. Sırf bu CME yüzünden arkadaşlar. Yani zaman gösterecek her şeyi. Ben kahin değilim arkadaşlar. Hani benim de takıldığım noktalar oluyor. Çok üst düzeyde bir trader değilim veya analizci değilim. İddia da etmiyorum. Sadece bir durum var. Bunu sizle paylaşıyorum arkadaşlar. CME'deki gapların her zaman dolduğunu gördük. Yani Bitcoin'deki trendin aksine gapa doğru hareket ettiğini gördük arkadaşlar. Yani bu grafik önemlidir. Bu CME'nin verileri önemlidir arkadaşlar. Bizim ay kapanışını arkadaşlar 12.540 üzerini yaparsak o zaman CME'de yükselen trende geçer aylık bazda. Asıl yükselişler o zaman başlar diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Aykin Aşi'de sata gitmek üzere ayda. Ay kapanışı bu seviyelerde gelirse yani sat vermiş olacak aylıkta. Yani olumsuz şeyler de var arkadaşlar. Hani kesin boğadayız demek için de tamam MA 20 üzeri haftalıkta olumluyuz. Açayım orayı. CME'de de o şekilde. Bak bu CME grafiği. Burada da MA 20'den destek aldık. De kırılmaz diye bir şey yok. Daha önce kırıldı. Burada kırıldı, burada kırıldı. Yani bir tek boğa piyasasında kırılmadı. 2015-2016 süresinde 2017 sonuna kadar bir orada kırılmadı MA 20. Arkadaşlar biz şöyle aylıkta 11 neydi 12.500 üzeri ay kapatırsak o zaman CME'de yükselen tepeyi görürüz emin oluruz. Bu olmadıkça kafamızda her zaman bir soru işareti var ve de bu gap mevzusu var. Yani arkadaşlar zor dönemden geçiyoruz. Umarım yukarı yönlü olur hareketler. Bugünlük diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Herkese hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.